Merhaba, Slovenya'nın başkenti Ljubljana'dayız. Business Planet'e hoş geldiniz. Avrupa'da kurulan her 4 işletmeden biri sosyal konularda faaliyet gösteriyor. Sosyal sorumluluk çerçevesindeki bu kuruluşlar birçok kişi için iş imkanı sağlıyor, fakat aynı zamanda rekabet eden, kar edebilen kurumlar haline de geliyorlar. Dobrovitsa Plus 1996 yılında Slovenya'nın en önemli sivil toplum kuruluşlarından Şent tarafından kuruldu. Bu STK'nın 6 ayrı işletmesi daha bulunuyor. 42 kişi çalışıyor ve bu kadronun yarısını fiziksel engelliler oluşturuyor. Çalışanların çok gayretli bir şekilde işlerine sarıldıkları gözden kaçmıyor. İş yerinde sınırlarımı sonuna kadar zorluyorum. Ben bunu yapabiliyorsam zannediyorum herkes de yapabilir. Bu işletmenin avantajlarından biri hizmet ve üründe çeşitlilik sağlanması. Bu da rekabet imkanını arttıran bir etki yapıyor. Çalışmaya başlayan jeologlarımız sayesinde pazarda daha iyi hizmet verebiliyoruz. Bu da bizim için daha fazla katma değer anlamına geliyor. Dobrovitsa Plus kuruluşundan bugüne büyük bir gelişme göstererek 2012 yılındaki cirosunu 750 bin euroya ulaştırmış durumda. Bu sene 4 ila 6 kişiyi daha istihdam etmeyi planlıyoruz. Ciromuzu da %10-15 artırmayı hedefliyoruz. Avrupa Sosyal Fonu bu tip sosyal sorumluluk gözeten işletmelere kaynak sağlıyor. Avrupa genelinde sektör 11 milyon kişi istihdam ediyor. Avrupa Sosyal Fonu Dobrovitsa Plus'ın başarısına da katkı yapmış. Şirkete 300 bin euro yardım sağlanmış. Natasha Gorbšek-Menčin, Avrupa Komisyonu'nun Slovenya temsilcisi, ona göre fonun felsefesi şu şekilde anlatılabilir. Sosyal işletmelerin kurulmasına ya da gelişmelerine destek olmak. Başlangıçta fon sağlıyor ve sonra desteğinizi çekiyorsunuz. Kurum varlığını sürdürebilmeli, ticarete devam edebilmeli. Slovenya'da fonun destek olduğu 26 proje bulunuyor ve bunların somut sonuçları görülebiliyor. Bu şekilde 270'e yakın kişi eğitim aldı ve Slovenya'da 90 kişiye de iş imkanı sağlandı. Bence bir sosyal işletmenin başarı kriterleri şunlar olabilir. Yenilikçi olmalı, esnek işleyebilmeli ve rekabet edebilmeli. Aynı zamanda insanlığa ve çevreye de saygılı olmalı.